Elbette sadece ılı suyla yetinmiyoruz. Bugün burada aynı zamanda yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının ve organize sanayi bölgemizdeki fabrikalarında resmi açılışlarını yapıyoruz. Peki ne yaptık? Eğitimde 432 derslikli 26 okulu, 400 öğrenci kapasiteli 2 pansiyonu, 2 spor salonunu, 50 yataklı öğretmen evini bugün hizmete açıyoruz. Sağlıkta az önce bakanımı dinlediniz. Eğitim araştırma hastanesi statüsündeki 440 yataklı yeni kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesinin, Sason Devlet Hastanesi'nin 50 yataklı ilave binasının, Kozluk'ta aile hekimli sağlıklı yaşam merkezi, aile sağlığı merkezi, 112 acil istasyonu, ağız ve diş sağlığı merkezinden oluşan sağlık külliyesinin, Hasankeyf'te 25 yataklı hastaneyi, Merkez, Gercüş ve Beşiri'de çeşitli sağlık birimlerini resmen bugün hizmete açıyoruz. Biz sizin için varız. Batman'a kazandırdığımız 15 bin seyirci kapasiteli stadyumumuzun da aralarında bulunduğu spor yatırımlarının resmi açılışlarını buradan yapıyoruz. Batman İl Halk Kütüphanemiz ile çeşitli kurumlarımızın hizmet binalarının açılışlarını da buradan gerçekleştiriyoruz. Bölgemizin önemli gelir kaynaklarından olan fıstık üretimini yaygınlaştırmak için 12 bin hektarlık bir alanda yürütülen menengiç aşılaması çalışmaları ile çok sayıda tarım ve hayvancılık projesinin açılışını yapıyoruz. Yatırım ve üretimle büyüyen Türkiye fotoğrafının en güzel örneklerinden biri de Batman organize sanayi bölgesindeki yapımı tamamlanarak hizmete giren 36 fabrikayı da bugün açıyoruz. Buradan resmi açılışlarını yaptığımız yaklaşık 500 milyon liralık bir yatırımla hayata geçirilen bu fabrikalar sayesinde şehrimize 4000 ilave istihdam sağlanmıştır. Hani işsizlik diyoruz ya, işte bak, buyurun, bununla birlikte işsizliğin belini kırıyoruz. Batman organize sanayi bölgesi tamamen dolduğu için Raman Dağı tarafında 6000 dekarlık alanda yeni bir organize sanayinin kuruluşuna da başladık. Huzur ve güven iklimine kavuşan Batman'ın hızlı yükselişini takdirle izliyor, gereken her türlü desteği veriyoruz. 20 yıl önce Batman'a geldiğimde nasıl bir Batman vardı ama bugün nasıl bir Batman var? Öyle mi? 20 yıl öncesinin Batman'ıyla bugünkü Batman'ı şöyle yan yana getirdiğinizde o günleri yaşayan hanım kardeşlerim, beyefendiler, nereden nereye? Ama bilin ki daha da iyi olacak. Toplam yatırım bedeli 1 milyar lirayı geçen tüm bu kamu ve özel sektör projelerinin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımların şehrimize kazandırılmasında emeği geçen bakanlıklarımızı,
kurumlarımızı, özel sektörümüzü, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum.